Hepinize merhabalar, videomu hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sakır Mender 2021'in ilk kariyer videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, Milan kariyeri yapacağız arkadaşlar. Milan'ı eski günlerine döndürmeye çalışacağız. Umarım. Ee, önce bir sponsorlara bakalım. Bu arada arkadaşlar. Milan kariyerini yaklaşık 9-10 tane Arkadaş yorumlarda yazmış Milan kariyeri gelsin diye Ayrıca başka takımların kariyerleri gelsin diye de Yazmışlar Eğer sizin de e, hangi takımı kariyer yapmamı istiyorsanız e, Yorumlarda belirtin arkadaşlar Ben seve seve yaparım Hepsini sırayla yapacağız arkadaşlar e, Önce ne yaptık Şimdi bunu hallettik Sonra bir Taktiklere bakalım Ben arkadaşlar Hangi taktiği kullanayım? 4-2-2-2 taktiğini kullanacağım arkadaşlar. Orta sağları şuraya çekiyorum. Ee, ondan sonra bir otomatik seçim yapalım, ondan sonra kendini düzelteceğim. Tonaliyi buraya alacağım arkadaşlar. Tonali bir yıl kiralık bizde. Şöyle yapalım: Kastiel, Hakan, öyle. Hernandez de Kalapya'yı ileri çıkardık. Tamam arkadaşlar, taktik bu. Şimdi oyuncu rollerini ayarlayalım. Keya toplu oynayan savunma olacak arkadaşlar. De Defansta bir tane toplu oynayan savunmamız olacak. Bekler arka kanat kullanacağım ikisinde. Ee, bir tane çift yönlü orta sağ bir tane de genel orta sağ olacak. İki tane gelişmiş oyun kurucumuz olacak. Burası yardımcı forvet olacak arkadaşlar. Burası da hedef oyuncu olacak arkadaşlar. Bunu Bu taktiği kullanacağım ben. Buradaki amaç ne peki? Ee, oyunu orta sağdan kurmak. Bir de Hakan Çalınoğlu ve Castillejo bir de bu arkadaki Hernandez ve Calabria. Bunlar erken ortaları açacağız arkadaşlar bunlarla. Golleri daha kolay bulmaya çalışacağız. Bir takım kaptanımızı ayarlayalım. Tabii ki de İbra Kadapro olacak. Penaltılar kesinin olsun. Ee, serbest vuruşlar duran topların hepsi Hakan Çalanoğlu'na veriyor. Ee, 85 zaten takımın en iyisi. Şimdi geldik ee, genel ayarlarımıza. Önce savunmadan başlayalım. Bunu bir tüm sağ yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra pres tüm saha olacak. Top kapma tarzımız agresif olacak. Savunma çizgimizde normal kalacak. Hücum var. Pas tarzımız kısa paslarla daha böyle hızlı şekilde çıkmaya çalışacağız. Amacımız o. Dediğim gibi oyunu orta sahadan kuracağız. Gör, şurada bir mavi çubuk çıktı. Ee, forvet oyuncuları rakip ceza alanına paslaşarak girecek. Oyunu geniş alana yaymak diyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu Hakan Çalanoğlu olsun. Bunlar kanatta duran oyuncular erken ortalar açacak. Bize de bir tık daha kolaylaştıracak gol bulmamızı. Genişlik normal olacak arkadaşlar. Burada normal kullanacağım ben. Mental temiz hücum olarak oynayacağım. Diğerleri de normal olarak kalsın. Yaratıcılığı da disiplini yapacağım. Bu taktikle çıkacağız arkadaşlar sahaya. Şimdi transfer yapalım mı? Yapalım. Önce bir Hazırlık maçlarımız var. Ben onları bir geçeyim tabi. Sonra saçacak oyuncularımız var. Onları da halledip geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben gidecek oyuncuların çoğunu transfer listesine koymak yerine bu sözleşmeden pardon pakete değil. Ben de ser mesela. Gerekmiyor yaptım. Çoğu oyuncu için bunu yaptım arkadaşlar. Sonra tabi bunlar kadro durumlarını merak ediyor. Mecbur bunları transfer listesine koyacağız diyoruz. Her türlü satacağız bunları. Bu arada 10 tane transfer teklifimiz gelmiş bile. Daniel Laksat 16,5 milyon gelmiş. Sattım arkadaşlar. Çünkü planlarım da yok. Conti'ye 16,5 gelmiş. Vereyim mi diye düşünüyorum. Verdim gitti ya. Düşünmeye hiç gerek yok. Ee, Kurunic iç için teklif gelmiş. En iyi teklif bu ama Virtus Entelle denen takım bir tık daha kötü gibi geldi. Onlar gelsinler. Halilovich denen eleman gitmiyor arkadaşlar. Bu bela yapıştı mı çıkmıyor resmen. Bu adam için 5190 lira vermişler. Neyse kabul edelim. Teklifler sanırım bunlardı. Bakalım yakın zamanda teklif gelecek mi? İlerleyelim bakalım. Evet 3 tane teklif geldi diyor. Donnarumma ama Antonio Donnarumma bu. Güzel 1 milyon dolar geldi buradan. Kasamıza katmış olduk arkadaşlar. Şimdi başka yok. Biz transferlere geçelim. İlk transferimiz Mattez like Delight arkadaşlar. Delight'a teklif göndereceğim ama büyük ihtimal kabul etmeyecekler ve paramız yetmez arkadaşlar. 100 milyon verdim iki 2 yıl var sözleşmesinin bitimine. Hemen bir ilerleyelim arkadaşlar. Bu arada skorları da görüyorsunuz siz. Şampiyonlar Ligi elemeleri bunlar. Geçtik ve Delight'ı reddettiler. 127 bin istiyorlar. imkansız o parayı vermem. 105 verer, veririm. veririm. O parayı vermem arkadaşlar. imkan yok o paralara. Çıkamayız yani bir oyuncu için. E, neyse Delight transferini yapamazsak başka transferlere geçelim. Delight e, teklifi kabul edilmiş ve kişisel şartları görüşmek üzere kabul ettik ama paramız yetmedi. Bu arada hemen teklif gelmiş, 27 gelmiş. E, satalım arkadaşlar, mecbur satmamız lazım zaten oyuncuyu satacaktım. Hem buradan para geldi, hem Delight transferini tamamlamış olduk ve evet paramız gelmiş. Hemen şuradan. Delight'e geçelim. Kaç para istiyor bu adam? 240 bin haftalık. Umarım bizi batırmaz. Bence çok önemli bir oyuncu. Ee, mükemmel katkılar verecek bize. Sonraki transfere geçelim. Oyuncumuz Musa Çiğ'e teklif gelmiş arkadaşlar en iyi 10 milyon 650 bin dolar. Hayırlı uğurlu olsun onu da satmış bulunuyoruz. Bu arada Simon Kea'ya 53 milyonluk teklif geldi. Direkt sat. Direkt direkt direkt. bir yaklaşık ne kadarımız olacak? Bir 100 milyonumuz tekrar olabilir arkadaşlar. Yine transferlere geçelim. E, Playoff'ları oynadık ve şimdi gruplara kaldık. Ben direkt çekilişi bitir diyeceğim. Grubumuzu merak ediyorum arkadaşlar. Hemen şuradan Avrupa Ligi'ye ve A grubundayız. Rakiplerimiz Krasnodar, Sporting Lisbon ve Wolfsberg arkadaşlar. Bu gruptan birinci çıkarız diye bekliyorum. Arkadaşlar. Sıradaki transfer. Correa Lincoln arkadaşlar. Kralı yine getirmeye çalışacağım. Ee, bir bakalım. 2 yılı var. Sıcak bakıyor ve 30 milyon yazdık arkadaşlar buna. Bir ilerleyelim. Bence kabul edecekler. Lincoln'u aldık. En azından... İbrahim Oğuz sakatken ya da enerjisi yokken e, bunu oynatalım ve verimi alalım arkadaşlar. Genç oyuncu e, hızlı gelişiyor. Potansiyeli de yüksek ve evet sözleşme diyor. Lincoln kişisel şartlarını kabul etmiş ve 50 bin, yok 48 verelim hadi 50 şimdi 2000 bizde kalsın cebe sokalım. E, transfer sezonu yakında bitiyor galiba. Yok daha bir ay daha var. Lincoln hemen sana 9'u bastım. Evet şimdi genç Kanada oyuncusu Beck de oynayabiliyor arkadaşlar. Ryan Seseknon arkadaşlar. Özellikleri böyle hızlı. Benim için önemli. Ee, bir de sözleşmenin bitimini 10 ay var arkadaşlar. Buna bir 14.000 yazalım ha. bakalım gelecek mi. Evet arkadaşlar Seseknon kabul etmiş. Ben yukarıda bir transfer teklifi gördüm arkadaşlar oyuncumuza. Vallahi inanamayacaksınız arkadaşlar. Şimdi geçiyorum ama. Mükemmel bir teklif. Ante Rebice 103.5 milyon dolar. Torino. Şimdi Roma'nın teklifini kabul etmeyeceğim. Onlar bana adam vermemişti. Buradan Roma'ya boykot ediyorum. Eksik bir yer var mı diye bakıyorum. Ee, ses ekranı aldık şimdi. Ee, ne zaman bitiyorsa. Bir gün sonra bitiyor galiba transfer sezonu. Evet şimdi Delaliye Ali'ye teklif götürelim arkadaşlar. Ee, sana bir 94 milyon yazalım. Bakalım kabul edecek mi? İlerleyelim arkadaşlar. Vakit de bize doğru işliyor. Ali için teklifi reddetmişler. 117 bin istiyorlar. 100 verelim. 117 veremem. Deşme diyor Delali kabul etmiş arkadaşlar. Delali'yi Ali'yi hemen alalım. Bu baya pahalı. 225 bin yazlık delaliye. Mukiele de kişisel şartları kabul etmiş. Rotasyon oyuncu. Ee, buna 112.5 verelim buna da. Başka var mı bir şey? Başka yok galiba. İlerleyelim arkadaşlar. Ee, transfer iptal oldu diyor. para yetmedi galiba. Evet. Hmm, Mukiele'yi alamadık. Neyse yapacak bir şey yok. Kira teklifi gönderelim. Reddetti. Evet ilk ayın takımı sadece sağ hariç full bizden arkadaşlar. Bu olumlu bir işaret. Ee, bomba gibi geliyoruz. Ligi eseceğiz kavuracağız arkadaşlar. Şimdi önemli maçları göstereceğim arkadaşlar ben size ligde. Bütün maçları göstermeyeceğim bu simüleden dolayı. O yüzden bu hani Atalanta, Roma, Juventus, Napoli maçları var arkadaşlar. Ben size bunları göstereceğim. Evet maça geldik arkadaşlar. Bir 2-0 oldu. Del Ali ilk maçında golünü attı. Ee, Hakan. Hakan mükemmel oynuyor. Ve ee, Papu Gomez, Hateboer. İ iki tane attılar. 3-3 oldu. Allah. 4-4. Del Ali. Son dakika golü. Bizi de şaşırttı. Oyunu da şaşırttı. O ilk maçında iki gol attı Delali. Mükemmel arkadaşlar. Bence verdiğimiz parayı sonuna kadar hak edecek bir isim. Ee, güzel. Geçelim o zaman önemli maçlara. Ee, antrenman ve kulüp tesislerine ne kadar çok yatırım yata yaparsak bizim için o kadar iyi olacak. Antrenman slotları açılacak. Genç oyuncuların falan gelişimi daha kolaylaşacak. Zaten Menajer puanlarından ben bayağı bir geliştirmiştim. Şimdi kalan parayı da takım harcayacağız. Evet arkadaşlar, rakibimiz Lazio. Ekran kaydını açmayı unutmuşum. Şu an 2-0 öndeyiz. Ee, ve 2-0 kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Milan maçına geldik. 2-0 öndeyiz. 2-1 oldu. 3 oldu arkadaşlar. Lincoln de attı. 3-2 ve 3-2 kazandık. Inter maçına geldik. Milano derbisinde bakalım. Milan kırmızı mı mavi mi onu öğrenmiş olacağız. Lincoln'le 1-0 öne geçiyoruz derken ilk yarıyı 2-1 önde kapattık. Son dakika İbrahimovic'in golü var. Ee, evet. Bayağı istatistiksel olarak da öndeyiz ve 3-1 Milan kırmızıdır diyoruz. Evet arkadaşlar rakip Juventus. Defansı Kulübali'yi almışlar arkadaşlar. Defansılarını güçleştirmişler. Ve Leo ile 1-0 öne geçiyoruz. Delal 2 oldu. 3 oldu. Douglas Costa attı onlardan. Oviç. Ve Dybala 3-2'ye getirdi. Şimdi e, Leo'yu alalım. Lincoln'u alalım oraya. Biraz düşük oynamış. E, 4 oldu. Delali. 5. 6. 6-3 7 8 oldu. Juventus'u 8 dedik arkadaşlar. İnanılmaz. Juventus'u 8 attık. Ali hat-trick yaptı. Arkadaşlar Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamladık ve e, bir sonraki rakibimizi öğreneceğiz ve Basel. Tamam. Fena bir takım değil arkadaşlar. Kolay lokma. Bazen maçına geçelim. 2 Ocak 2021'e geldik. Ee, ara transfer sezonu açılmış bulunmakta şu an. Ee, takımımıza takviye yapacak mıyım arkadaşlar bilmiyorum. Para gelirse belki yapabiliriz bir iki tane. Ama düşünmüyorum takviye yapmayı. Paramız da zaten yok. Ee, teklif gelirse değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi geçelim. Transfer sezonu bitti oldu. Ee, 3-4 gün var transfer sezonunun bitmesine ara transfer sezonu. E, oyuncu almadım arkadaşlar. Takviye yapmadım takıma. Paramız yoktu. E, yapacak bir şey yok. Bu bu kadarla yetineceğiz arkadaşlar aldığımız oyuncularla. Bu arada 3 2 oldu maç. 3-3 son dakikada Hakan Çalanoğlu penaltılarda da 4-1 yenerek tur atlayan taraf biziz. Evet arkadaşlar. Avrupa Ligi son 32 turunda rakibimiz Basel oldu arkadaşlar. Gruplardan lider çıktık namalup bir şekilde. Ee, Avrupa Ligi'ni baya başarılı gidiyor şu an 1-0 derken 2-1 geriye düşmüş bulunmaktayız 2-2 oldu 3-2 ve deplasman'da 3-2 kazandık rövanş maçına geçelim Son 32 turundaki rövanş maçımıza Geçtik arkadaşlar İlk maçı 3-2 kazanmıştık ve 1-0 öne geçtik 2 oldu İlk yarıyı 2-0 önde kapattık Arkadaşlar İbrahim Uç biraz kötü oynamış Şöyle yapalım o zaman Hem onu dinlendirme açısından kenar alalım ee, Hakan Çalanoğlu kart gördü ve 2-0 bitti bir sonraki rakibimiz kim acaba çekilişler tamamlanmış ve ren ren çıkmış Evet arkadaşlar son 16 turunda rakibimiz rendi ee, 1-0 öne geçti 2-3 arkadaşlar üst üste geldi goller yağmur gibi yağıyoruz 4 oldu ve 4-1 Kamavinga vardı onlarda doğru 4 tane attık arkadaşlar. 4-2 oldu. Kamuvinga da bu arada mükemmel. 5-2, 5-3, 6-3. Yani ben artık yavaş kalıyorum bile maç anlatırken. 6-3 arkadaşlar. Rövanş maçına geçelim. Şimdi arkadaşlar rövanş maçına geldik. İlk maç 6-3'tü ve 1-0 öne geçtik. İlk yarı 2-0 oldu arkadaşlar. Del Ali ve İbrahimovic gol attı. 2-0 derken 3-1 goller aynı anda geldi. Kerrier attı onlardan. Ondan sonra kese attı. 3-2 ve bu maçı da 3-2 kazanıyoruz arkadaşlar. Sonraki rakibimize geçelim öğrenelim. Rakibimiz belli olmuş öğreniyoruz ve Atletico Madrid. E ben nasıl kayacağım ama buradan aşağı benim şey kayamaya ya bu. He. He. Habriyat dur bakayım bekle beni beraber kayalım da. Kapetle beni. 20 20 evet arkadaşlar Atletico Madrid maçına geldik. Deplasmandayız. Ee, i̇ki taraf içinde yani gayet kaliteli bir maç ve Kesiyle ile 1-0 öne geçtik arkadaşlar ve son dakikada Tonali de gol attı ve 2-3 Delali. Ben 2 demeden 4 bile oldu. 4-1 Felix. Rövanş maçına geçelim. Evet arkadaşlar, ligde Juventus maçına geldik. 1-0 mağlup başlıyoruz. Douglas Costa attı. Eee ilk yarı böyle sonuçlandı arkadaşlar. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ya bu Hernandez gitmek istiyor ama adam kötü oynuyor ya. Hakan derken Allah Allah. Çok garip arkadaşlar. 4 oldu. 4-3, 5-3, 6-3, 7-3. <laughs> Teker teker saydırdı arkadaşlar bana Hakan Çalanoğlu 5 gol attı. Muazzam bir performans. Arkadaşlar Atletico Madrid maçına geldik. Ve geldiğimiz gibi mükemmel de bir başlangıç yaptık. İç sahada arkadaşlar 3 oldu bile. Şimdi 3-1 oldu. 3-2 oldu. Atletico Madrid geri mi dönecek acaba? Ve 3-2 bitti arkadaşlar. 2 maçı da kazandık. Rakibimizi öğrenelim. Avrupa Ligi'nde rakibimizi öğreniyoruz ve Lille olmuş arkadaşlar. Hemen araya bir şöyle bir transfer teklifi geldi Torino'dan. Ee, 42.5 vermişlerdi. Ben 45 istedim. 45'i vermişler ve Castillejo Torino'ya hayırlı uğurlu olsun. Geldik arkadaşlar. Avrupa Ligi'nde yarı finaldeyiz. Lille'in forvedi Burak Yılmaz ve bize gol attı. Penaltıdan ve 2-1 öne geçtik bu arada biz. 3 ee, oldu. Evet yarı finalde. Evimizdeki ilk maçta 3-1 şimdilik öndeyiz. İlk yarı sonucu buydu. 4 oldu, 5-2 oldu. Burak Yılmaz 2 gol attı kral. Ee, 5-2 arkadaşlar ve 5-2 bitiyor. Deplasman maçına geçelim. İtalya kupasında finaldeyiz. Rakibimiz Inter 1-0 geçtik. İbrahimovic gol attı. Ve karşılık geldi Borzovic'den. İlk yarı 1-1 bitti arkadaşlar. Şimdi ikinci yarıdayız. Bakalım Kopa İtalya'yı kim alacak arkadaşlar. Ee, 2-2. 3-2 öne geçtik. 4-2. Son dakikalarda kesi bizi kurtardı ve Kopa'yı e, müzemize getirdik. Evet arkadaşlar. Milan maçında deplasman'dayız. Rövanş maçı arkadaşlar. İlk maçı 5-2 yenmiştik. Ve İlk yarıda gol sesi yok arkadaşlar. Ee, i̇kinci yarıya hemen geçtik. Hiç e, kart bile yok yani maç tepkisiz geçiyor. 25-20 son dakikada İbrahimovic attı. Ee, 28 tane şut çekmişiz ve bir gol arkadaşlar. Evet arkadaşlar Avrupa Ligi'nde finaldeyiz. Etiyat Stadyumunda. Milan'la Tottenham finali arkadaşlar. Şu Avrupa Ligi kupasını kim kazanacak acaba? Ee, umarım biz kazanırız. Bu arada dakika daha 5. Erken bir gol bizim için çok iyi olabilir arkadaşlar. Frank hadi vuruyorsan vur birader. H4'ü top nereye gitti öyle? Havalarda ve gol. frenkesi kesi. kullandı ve gelmiş. Çok garip bir gol attı arkadaşlar. Evet şimdi Hernandez serbest vuruş kullanıyor. Romanyoli verdi pası tekrar Hernandez. Hernandez bıraktı Delali. Tekrar Hernandez. Orta açarsa tehlikeli olabiliriz. Orta İbrahimovic üst direkten döndü ve gol. Leo. Finalde 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Leo attı. Güzel mükemmel bir gol attı. İbrahimovic de hakkı oldu ama yapacak bir şey yok. Leo attı. Loris de şimdi top. Bir pas hatası geldi Loris'ten. Delali bıraktı İbrahimovic. Delali tekrar. Lucas Hernandez. Hernandez açtı ortayı. Kafa ve gol. Adam kafayla resmen şut çekiyor ya. Leo ikinci golünü attı arkadaşlar. 3-0 öndeyiz. Evet arkadaşlar. İlk yarının son dakikaları ve ilk yarı sona erdi. İlk yarıda 3-0 öndeyiz arkadaşlar. Açıkçası ben ama şimdi sağlam transferler yaptık. Delali delight olsun ama bilmiyorum yani finali kadar çıkabileceğimizi düşünmedim. Artı yani kupaya biz daha yakınız arkadaşlar. 3-0 öndeyiz ve sürekli bizim ataklarımız geliyor. Bu arada Hakan Loris kurtardı. Yani ilk sezondan Avrupa Ligi'ni kazandık sayılır büyük ihtimal. Çünkü Tottenham pas hataları yapıyor arkadaşlar. Sürekli defansa dönüyor. Evet. Nadir görülen Tottenham atakları. Oğlum geri dönmeyin. Atıyorsanız atın işte. Yoksa atamazsınız. Lo Celso mükemmel bir gol attı. 3-1 arkadaşlar. Ee, maşallah. Adamlar atak yapmıyor dedik. Ee, şimdi sürekli Tottenham atak izleyeceğiz galiba. Erken, o adam verdi pasını. Lucas Moura. Çivi gibi çaktı 90'a. Lucas Moura 3-2'ye getirdiler durumu. Bu arada son kullandığı ortayı açabilir. Açtı ortasını. Kane direkten döndü. Los Elso attı. Ben gol sandım bir an. Gol gelmedi arkadaşlar. Tehlikeli yani gol gelse. Delight döndü sola Hernandez. Tonali tekrar Hernandez. Verdi pasını. Delali mükemmel. Ne yaptı o ya? kale şut çekti nereden şut çekti ve e, endombel uzaklaştırıyor ve son düdük geldi arkadaşlar. Milan Avrupa Ligi şampiyonu oluyor. İlk sezonumuzda e, Milan'ı eski günlerden en azından bir parça olsa da geri döndürmeye çalıştık ve bence bunu başardık arkadaşlar. E, i̇lk sezonumuzda mükemmel bir sezonu geriye bıraktık ve geride bıraktık. Ve bunu da Avrupa Ligi ile taşlandırdık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, şimdi bir ligimize bakalım arkadaşlar. Üçleme yaptık sanırım. Mükemmel oldu bu ya. Evet. E, önce lige bir gelelim arkadaşlar. Ligde şampiyon olmuşuz. Hem de namalip arkadaşlar. Ligde malup şampiyon olmuşuz. 38 maçta 34 galibiyet ve 4 beraberlik. 156 gol atıp 56 gol yemişiz. Tam tamına 100 avarajımız var. Ee, arkamızdaki, arkamızdaki Juventus'a 53 gol fark atmışız. Ama en az gol yiyen takım 30 golle Napoli olmuş. Ee, bakalım arkadaşlar istatistiklere. Gol kralı Romelu Lukaku olmuş arkadaşlar. Romelu Lukaku 41 gol atmış. Sonra Immobile de aynı 41 gol atmış. Ee, bizim Leo 29 gol atmış. Aslında ben Leo'yu oynasaydım arkadaşlar. Bir 35-40 arası bir gol atabilirdi bence. Ee, çünkü Lincoln biraz da Lincoln gelsin diye onu oynattım. Böyle böldüm arkadaşlar. Keşke yapmasaymışım. Asis kralı da Hakan Çalanoğlu olmuş. Kral. 20 asisle asis kralı oluyor arkadaşlar. Sonra Delali de var bizden. Başka var mı? Evet. Hernandez, Calabria filan bizden arkadaşlar. En iyi oyuncular da yine bizden full arkadaşlar. Akıyor maşallah. Maçın adamı ödülü de Lukaku da. Böyle arkadaşlar. Şimdi bir kadroya geçelim arkadaşlar. En son size attığım maçları ve skorları göstereceğim. İstatistiklere bir bakalım. Şimdi Zlatan İbrahimovic Son sezonunda 44 gol 13 asistle muazzam bir sezonu arkadaşlar bizi resmen böyle yönetti oyuncularımızı. Tam bir komutan, tam bir lider. Mükemmel her şey için teşekkür ederiz kaptana. Evet. Emekliliğinde İbrahimovic'e başarılar dileriz. Sonra arkadaşlar Delali 40 gol 21 asist. Acaba verdiğim paranın değerini çıkarır mı demiştim. Bence mükemmel bir performans arkadaşlar. 60 maçta 61 verim ediyor. Mükemmel. Leo 33 gol 11 asist. Hakan Çalhanoğlu 33 gol 30 asist arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kesi filan 29 gol atmış. En iyi asistlerde de Hakan Çalhanoğlu en fazla asist yapmış. Sonra Teo Hernandez. Adam hiç gol atamamış. 20 asist yapmış. Hmm, güzel arkadaşlar. Böyle arkadaşlar istatistiklerimiz. Şöyle bütün takımı göstereyim. Zaten diğerleri oynamadı arkadaşlar. Şimdi en önemli yere geldik arkadaşlar. Ee, takvim arkadaşlar. Ben size şöyle göstereyim. Sadece önemli ve en fazla gol attığımız maçları göstereceğim söyleyeceğim. Üst üste iki tane 5 gol atmışız arkadaşlar. Çalyarı ve Cenevi. Hatta 3 arkadaşlar. Krasnodar'a da atmışız. Ee, ondan sonra... 2 gol, 3 gol, 5 yine atmışız arkadaşlar. 4-5, 4-3 böyle sürekli 4 gol, 3 gol atmışız. Sonra arkadaşlar Juventus'a 8 gol attık. İnanılmaz ama Delale Ettirik yaptı. Juventus'a 8 gol attık arkadaşlar. Sporting'e 5 attık, Parma'ya da öyle. Bunlar arkadaşlar maç sonuçlarımız. Sürekli 5 gol, 4 gol, 5 gol, 4 gol. 6 attığımız olmuş. 7 attığımız olmuş. Ben bu taktikten sonuna kadar memnunum arkadaşlar. Muazzam bir taktik. E, oyunun en iyi taktiği bu arkadaşlar. Ben bunu bozmayacağım. Belki ufak tefek değişikliklere gidebiliriz ama. E, ben bunu bozmayacağım arkadaşlar. E, şimdi. Bu arada arkadaşlar. Antrenman bölgesini falan bayağı bir geliştirdim ben. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar oraya. Hala da gelişiyor. 5 seviye yapacağım arkadaşlar. Değil mi? Evet. 5 seviyeye yükselecek. Sonra bir daha yükseltip Şu 6 tesis seviyesi 6 diyen solotu da açacağız. Ve bütün antrenmanları yaptırabileceğiz arkadaşlar takımımıza. Evet arkadaşlar. Koca bir sezonun sonuna geldik. Yaklaşık yarım saatlik bir serüven çıkardım sizlere. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. Benim en önemli amacım bu arkadaşlar. Bu tür videoların devamı gelmesi için ve bizi desteklemek için kanala abone olup videoya like atabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.